deniz platformlarının güdümlü mermilere, deniz yüzeyine yakın uçan ve tespit edilmesi zor tehditlere karşı kendini koruyabilmesi ihtiyacı yakın hava savunma sistemlerini gündeme getiriyor. Türk savunma sanayi şirketi Aselsan, 2016 yılında bu ihtiyaçtan hareketle milli yakın hava savunma sistemi Gökdeniz'i geliştirmeye başladı. İlk aşama olarak Korkut Alt sistemleri ile oluşturulan bir ön prototip ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan gemi üzerinde 3 ay boyunca yetenek gösterimi atışlı testleri gerçekleştirildi. Gökdeniz'in prototip üretimi ve kalifikasyon çalışmaları için sözleşme imzalandı. Bu kapsamda, sistemin deniz ortamında yürütülecek test faaliyetleri dahil kalifikasyonunun tamamlanması için çalışılıyor. Gökdeniz son atışlı testinde yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti. Gökdeniz yakın hava savunma sistemi bu yıl içinde TCG İstanbul firkateynine entegre edilecek. Sistemin deniz kuvvetlerinin diğer gemilerinin konfigürasyonuna dahil edilmesi için de çalışmalar sürdürülüyor. Yurt dışında da ilgi gören Gökdeniz, Türkmenistan, Pakistan ve Filipinlerin gemilerini de koruyacak. Gökdeniz, başta küçük radar kesit alanlı ses üstü, ses altı deniz seviyesine yakın veya yüksek irtifadan yaklaşan mühimmatlar ile insansız hava araçları, uçaklar, helikopter gibi hava tehditlerine karşı etkinlik sağlıyor. Gökdeniz ayrıca yakın alanda asimetrik tehdit oluşturan su üstü hedeflerini imha ediyor. Uçak, helikopter, su üstü hedefleri 4 kilometre, füzeleri 2,5 kilometre menzilden etkisiz hale getiren Gökdeniz, çift namlu sistemiyle dakikada 1100 atımla yüksek ateş gücüne sahip bulunuyor. Sistem arama radarı ile hedef arıyor ve tespit ediyor, hedefler arasında bir değerlendirme yaparak tehditleri önceliklendiriyor. Tehdit durumuna göre takip radarı ve elektro-optik sensörleri ile hedefi takip ederek ateş altına alıyor. Sistemde, 35 mm çapında paralel eksenli çift silahın yanca ve yükseliş ekseninde yönlendirilmesini sağlayan, stabilizasyon yeteneğine sahip, insansız yapıda silah kulesi yer alıyor. Silah kulesinde bulunan otomatik şeritsiz mühimmat besleme mekanizması ile Aselsan tarafından geliştirilen Atom 35 mm parçacıklı mühimmat ve klasik mühimmatın aynı anda yüklenmesine ve hedef tipine uygun olarak istenen mühimmat tipinin seçilmesine olanak sağlanıyor. Böylelikle hedef tipine göre imha maliyetleri ve etkinlikler optimize edilebiliyor.